Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan, hikmet sahibi Allah tarafından ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şöyle ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size onun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın. Ve her fazilet sahibine layık olduğu ihsanı versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. Onun da her şeye gücü yeter. Dikkat edin, görmüyor musunuz? Onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki onlar örtülerine bürünürlerken neyi gizleyip neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah gönülde gizlenenleri de bilir. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. O öyle bir Allah'tır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Arşı da su üstündeydi. Onlara öldükten sonra tekrar dirileceksiniz dersen, o kafirler de kesinlikle sana bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyecekler. Ve eğer bunlardan bir kısmının göreceği azabı belli bir süreye kadar erteleyecek olursak, o zaman da onu engelleyen nedir ki diyecekler. İyi bilin ki o azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır. Ve şayet insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra da onu kendisinden geri alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör bir kimse olur. Ve şayet ona dokunan bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattırırsak, artık benden bütün kötülükler silinip gitti der. Mutlaka böbürlenir ve şımarır. Ancak her iki halde de sabır gösterip iyi ameller işleyenler müstesnadır. İşte onlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Ey Resulüm! Şimdi belki sen ona bir hazine indirilse ya da beraberinde bir melek gezip dolaşsa ya diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek olursun ve bundan dolayı da göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu kendi uydurdu mu diyorlar. O halde sen de onlara de ki, haydi siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız bunu yaparsınız. Yok eğer bunun üzerine size cevap veremedilerse artık bilin ki bu Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık Müslüman oluyorsunuz değil mi? Her kim dünya hayatını ve güzelliklerini isterse biz onlara amellerin karşılığını orada tamamen öderiz. Bu hususta kendilerine bir densizlik yapılmaz. Fakat onlar öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşuna gitmiştir. Zaten bütün yaptıkları da batıldır. O dünyayı isteyenler hiç Rabbinden açık bir belge üzere olan kimse gibi midir? O belgeyi yine Allah'tan gelen bir şahit olarak Kur'an izliyor. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olan kitap, Musa'nın kitabı yine onu destekliyor. Böyle olanlar Kur'an'a inanırlar. Hangi hizipten olursa olsun, kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. İşte bütün bunlardan dolayı sen de bu Kur'an'dan şüphe içinde olma. Kesinlikle o haktır, Rabbindendir. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Üstelik bir yalanı Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir?
Bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Şahitler de şöyle diyecekler: İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar ki Allah yolundan döndürmeye çalışırlar ve o yolu eğri büğrü yapmak isterler. Üstelik onlar, evet onlar, ahirete de inanmazlar. Onlar yeryüzünde herkesi yıldıracak değillerdir. Kendilerini koruyacak Allah'tan başka kimseleri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Üstelik onlar hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı. Onlar kendilerine yazık etmiş olan kimselerdir. O iftira edip uydurdukları da kendilerinden yüz çevirip gitmişlerdir. Kesinlikle bunlar ahirette de en ziyade hüsrana uğrayacak olanlardır. Fakat iman edip salih ameller işleyenler ve Rablerine karşı edepli olanlar, güvenen ve itaat edenler var ya, işte bunlar da cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu iki ayrı grubun meseli kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Hala düşünmeyecek misiniz? Andolsun ki vaktiyle Nuh'u da kavmine gönderdik. O onlara şöyle dedi: Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ben size gelecek acı bir günün azabından korkarım. Buna karşılık kavminin ileri gelen kafirlerinden bir kısmı dediler ki: Biz seni bizim gibi insanlardan biri olarak görüyoruz. Başka değil. İlk bakışta bizim ayak takımımızdan başkasının senin arkana düştüğünü görmüyoruz. Sizin bizden fazla bir meziyetiniz de görmüyoruz. Aksine sizi yalancılar sayıyoruz. Nuh dedi ki: Ey kavmim, peki şu söyleyeceğime ne diyeceksiniz? Ben Rabbimden apaçık bir delil üzereysem ve o bana kendi tarafından bir rahmet bahşetmişse, size de onu görecek göz verilmemişse, biz istemediğimiz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Ey kavmim, ben sizden herhangi bir mal mülk istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ve ben ona iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben de sizi cahillik eden bir kavim görüyorum. Ey kavmim, ben onları etrafımdan kovacak olursam Allah'tan beni kim kurtarabilir? Siz hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ki. Ben size ben bir meleğim de demiyorum. O sizin kendinize göre hor gördükleriniz hakkında Allah onlara hiçbir hayır vermez de demiyorum. Onların işlerindeki niyeti en iyi Allah bilir. Bu söylediklerimin aksini iddia etseydim asıl o zaman zalimlerden olurdum. Dediler ki: Ey Nuh, bizimle didişip durdun. Didişmende de çok ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin şu azabı getir de görelim. Nuh dedi ki: Onu ancak Allah dilerse getirir ve siz onu yıldıracak değilsiniz. Ben size öğüt vermek istemiş olsam da eğer Allah sizi helak etmeyi murad ediyorsa zaten öğüt vermenin size bir faydası olamaz. Rabbiniz odur ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki: Eğer uydurdumsa vebali benim boynumadır. Bense sizin yüklendiğiniz vebalden uzağım. Ayrıca Nuh'a şöyle vahyettik: Bil ki kavminden şimdiye kadar iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir. Onun için yaptıkları şeylerden dolayı kederlenme. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulüm yapanlar hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar kesinlikle suda boğulacaklardır. Gemiyi yapıyordu. Kavminden bazı ileri gelen gruplar onun yanından gelip geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki: Bizimle eğleniyorsunuz. Biz de sizinle tıpkı bizimle eğlendiğiniz gibi alay edip eğleneceğiz.
O perişan edici azabın kime geleceğini ve o sürekli azabın kimin başına ineceğini ileride bileceksiniz. Nihayet emrimiz geldiği ve tennur, tandır veya geminin kazanı tutuşup parladığı zaman dedik ki, erkeği ve dişisi olan her canlıdan ikişer tane aleyhlerinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni ve iman etmiş olanları geminin içine yükle. Zaten beraberinde iman edenler çok azdı. Nuh dedi ki, Allah'ın adıyla binin içine. Onun akışı da, duruşu da onun adıyladır. Hiç şüphesiz Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum, gel bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, ben beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. Allah tarafından denildi ki, ey yeryüzü suyunu yut, ey gökyüzü sen de suyunu kes ve sular çekildi. Emir yerine gelmiş oldu. Gemi de Cudi Dağı üzerine oturdu. O zalim kavme böylece dünyadan uzak olsun denildi. Nuh Rabbine niyaz edip dedi ki, ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir. Ve sen hakimleri hakimisin. Allah, ey Nuh, o kesinlikle senin ehlin, ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir amel sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım. Nuh, ey Rabbim, ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Ey Nuh denildi, bizden bir selam sana ve seninle birlikte olanlardan gelecek ümmetlere. Kutluluk dileğiyle gemiden in. İleride kendilerini birçok nimetten faydalandıracağımız, sonra da bu yüzden kendilerine tarafımızdan acıklı bir azap dokunacak nice ümmetler olacaktır. İşte bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahiy ile bildiriyoruz. Bundan önce bunları ne sen bilirdin ne de kavmin. O halde sabret, akibet muhakkak müttakilerindir. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz. Ey kavmim, bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize gökten bol bol bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı terk etmeyiz. Ve biz sana inanmayız. Ancak şu kadarını diyebiliriz ki tanrılarımızdan bazısı seni fena çarpmış. O da dedi ki, Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben Allah'a koştuğunuz ortaklardan uzağım. Ondan başka her şeyden uzağım. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun. Sonra hiç bekletmeyin. Ben muhakkak ki hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmaktayım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki idaresi ve yönetimi onun elinde olmasın. Benim Rabbim hiç şüphe yok ki doğru yoldadır. Eğer yine de yüz çevirirseniz ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Ayrıca Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz o her şeyi koruyup gözetendir.
Ne zaman ki emrimiz geldi, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayrıca onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad kavmi buydu. Rablerinin ayetlerini bile bile inkar ettiler ve peygamberlerine isyan ettiler. Başa geçen her zorbanın emrine uyup arkasından gittiler. Hem bu dünyada hem de kıyamet gününde bir lanetle izlendiler. Bilin ki Ad kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi olan Ad defolup gittiler. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Sizi topraktan o meydana getirdi. Sizi orada ömür sürmeye o memur etti. Bu sebepten onun mağfiretini isteyin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Dualarınızı kabul eder. Dediler ki ey Salih, bundan önce sen bizim içimizde ümit beslenir bir zat idin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan mı engelliyorsun? Biz doğrusunu istersen bizi davet ettiğin şeyden kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki ey kavmim, eğer ben Rabbimden açık bir mucize üzerindeysem ve o bana tarafından bir rahmet bahşetmişse, ben Allah'a isyan ettiğim takdirde beni ondan kim kurtarabilir? Demek ki siz bana zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, işte şu Allah'ın dişi devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde otlaklarında otlasın ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Derken o deveyi kestiler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkmayacak olan kesin bir vaattir. Ne zaman ki azap emrimiz geldi, Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin güçlüdür, mutlak üstündür. O zalimleri korkunç bir gürültü yakalayıverdi de oldukları yerde çöküp kaldılar. Sanki orada güzel güzel yaşayıp durmamışlardı. Bak işte Semud gerçekten de Rablerine küfretmişlerdi. Bak işte nasıl yok olup gittiler. Andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz, melekler müjde ile geldiler ve selam dediler. O da selam dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların o buzağa el sürmediklerini görünce tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar da korkma, biz Lut'un kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı ayakta duruyordu. Bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Vay başıma gelene dedi. Ben bir koca karıyım. Kocam da yaşlı bir adam. Bu gerçekten çok tuhaf bir şey. Dediler sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey ev halkı! Muhakkak ki o hamiddir. Övülmeye layıktır. Mecid'dir. Cömertliği boldur. İbrahim'den korku iyice geçip gidince, bu müjde de kendisine gelince bizim meleklerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya girişti. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu ve çok yufka yürekli, yanık kalpliydi. Melekler ey İbrahim, bu konuda bizimle tartışmaktan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak geldi ve onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap gelecektir. Ne zaman ki elçilerimiz Lut'a geldiler, bunların gelişleri yüzünden Lut fenalaştı. Eli ayağı birbirine dolaştı ve bugün çetin bir gündür dedi. Daha önceleri çirkin işler yapmış olan kavmi harıl harıl koşup geldiler. Lut onlara ey kavmim işte size kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah'tan korkun. Beni misafirlerime rezil rüsvay etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu dedi. Onlar sen de bilirsin ki bizim senin kızlarınla bir ilgimiz yoktur.
Sen bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyorsun, dediler. Lut dedi, ne olurdu size karşı bir kuvvetim olsaydı ya da çok sert bir yere sığınabilseydim. Melekler dediler, ey Lut, şundan emin ol ki biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla zarar veremezler. Sen gecenin bir kısmı olunca ailenle birlikte hemen buradan çık git. İçinizden hiç kimse geri kalmasın. Eşim başka, çünkü ona da onlara gelecek olan musibet gelecektir. Haberin olsun, helak zamanları sabah vaktidir. Zaten sabah yakın değil mi? Ne zaman ki emrimiz geldi, o ülkenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine istif edilip pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık. Bu taşlar Rabbinin katında damgalanmışlardı. Bunlar zalimlerden uzak şeyler değildir. Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçeyi de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır, bolluk içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin. Eğer müminseniz Allah'ın helalinden size ihsan ettiği kar sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinize gözcü değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa ki sen yumuşak huylusun ve aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, şayet ben Rabbimden ispat edici bir delil üzerinde bulunuyorsam ve şayet bana o kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse, söyleyin bakalım ben ne yapmalıyım? Ben size karşı çıkmakla sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmeye çalışıyorum. Muvaffakiyetim de ancak Allah'ın yardımıyla olacaktır. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizin Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin başına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe ile yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir. Çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, biz senin söylediklerinin çoğundan bir şey anlamıyoruz. Ayrıca seni içimizde çok zayıf biri olarak görüyoruz. Eğer akrabaların olmasaydı mutlaka seni rejim ederdik, taşa tutardık. Senin bize hiçbir üstünlüğün yoktur. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim akrabalarım size Allah'tan daha mı değerli ki Allah'a sırt çevirip onu unuttunuz? Muhakkak ki Rabbim bütün yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Ey kavmim, var gücünüzle yapacağınız ne varsa yapın. Ben de görevimi yapmaya devam edeceğim. Perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride anlayacaksınız. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Ne zaman ki emrimiz geldi, Şuayb ve beraberindeki müminler tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimleri korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar. Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi nasıl helak olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti. Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle gönderdik. Firavun'a ve cemaatine, bunlar Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri hak değildir. Kıyamet günü kavminin önüne düşer, artık o bunları ateşe götürmüştür. O varılan yer ne kötü bir yerdir. Hem burada hem de kıyamet gününde lanetle izlendiler. Onlara verilen bu karşı destek ne fena bir destektir. İşte bu helak olmuş memleketlerin önemli haberlerindendir.
Sana onu kısa olarak anlatıyoruz. Onlardan yerinde duranlar da var, biçilenler yok olup gidenler de. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrılar, Rabbinin emri gelince kendilerine hiçbir fayda sağlamadılar. Hasarlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadılar. İşte Rabbin zalim memleketleri cezalandırdığı zaman böyle cezalandırır. Çünkü onun cezası çok acı, çok çetindir. Ahiret azabından korkanlar için bunda muhakkak ki bir ibret vardır. O öyle bir gündür ki bütün insanlar onun için toplanacaktır. Ve o öyle bir gündür ki mutlaka görülecektir. Biz onu sadece belli bir süreye kadar geciktiriyoruz. O gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Onlar orada başka türlü soluyacak, başka türlü haykıracaklar. Onlar orada gökler ve yer durdukça duracaklar. Ancak Rabbinin diledikleri başka. Çünkü Rabbin dilediğini yapandır. Mutlu olanlarsa cennettedirler. Orada gökler ve yer durdukça duracaklar. Ancak Rabbinin diledikleri başka. Bu ardı arası kesilmeyen bir ihsandır. O halde sakın şunların ibadet edişlerinden şüpheye düşme. Daha önce ataları nasıl ibadet ediyor idiyseler, bunlar da öyle ibadet ediyorlar. Biz de kendilerine nasiplerini elbette eksiksiz olarak öderiz. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Yine de onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir karar olmasaydı, elbette haklarında hüküm verilmiş bitmişti. Muhakkak ki onlar bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler. Gerçekten de onların her biri öyle kimselerdir ki, yaptıklarının karşılığını Rabbin kendilerine hakkıyla ödeyecektir. Çünkü O, onların yaptıkları her şeyden haberdardır. İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de doğru olsunlar. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki O bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır. Ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki size de ateş dokunmasın. Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin sıcaklarında gündüze yakın olan saatlerinde namaz kıl. Muhakkak ki iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. Ve sabret, çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını yitirmez. Sizden önceki devirlerden bakiye sahipleri, kitap ehli yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı ne iyi olurdu. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. O zulmedenlerse şımartıldıkları refahın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular. Senin Rabbin hakları iyi ve ıslahatçı iken o memleketleri haksız yere helak edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi elbette bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Halbuki yine de ihtilaf edip duracaklardı. Ancak Rabbinin rahmetle yargıladığı kimseler başka. Onun içindir ki onları yarattı ve Rabbinin andolsun ki cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen dolduracağım sözü böylece tamam oldu. Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kısa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat, müminlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir. İmana gelmeyen o kafirlere de ki, elinizden geleni geri koymayın. Biz de yapacağımızı yapacağız. Siz bekleyin görün, biz de bekleyip göreceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir. Sadakallahü'l-azim.